Saatimiz 13.35 arkadaşlar. Şu an yine Ilgaz Akbak tesislerindeyiz ve Türkay Turizm'le yolculuğumuz devam ediyor. 2019 model bir Travego ile gidiyoruz. Yeni kasa Travego ile gidiyoruz arkadaşlar. 20 dakika mola veriyoruz çünkü biraz aktarmalı gidiyoruz. Daha doğrusu röterle gidiyoruz çünkü aracımız gelmeden önce körü patlamıştı. Onu yaptırdılar ve bu zaman kaybından dolayı da dönmesi gerekiyor İstanbul'dan ve ona yetişmesi gerekiyor. O nedenle de arkadaşlar röterle gidiyoruz. O nedenle kısa mola vereceğiz ve hızlıca İstanbul'a ulaşmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi Türkay Turizm'in otobüsü de tesiste şu an yolcularının ihtiyaçlarını gidermesini bekliyor. Evet. Normalde rotamız arkadaşlar Karabük üzeriydi ama Kastamonu ve Karabük'te de yolcu olmadığı için, araba da dolu olduğu için direkt kısa yoldan İstanbul'a ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için de arkadaşlar Ilgaz'a geldik. Kastamonu'dan Ilgaz'a geldik ve buradan da direkt Gerede'den otoyola çıkıp devam edeceğiz. Evet, görüşürüz. Benim yeğen aldı, bırakmadı ya. Tamir yaptı. Bu Alamın oğlu. Sen tanımazsın. Hangisi sen? Tanıyor musun? Görmedin sen. Sen görmedin onu, görmedin. En son ben de dün akşam içeri gördüm. Tam gideceğim, akşam gidecektim. O beni aldı, bırakmadı. Beraber çay bahçesinde çay içtik falan. Yani sağa sola gittik. Köye çıktık o. Amcamın kızına falan geldi. He? Kim? Bayancık da ya. Belediyede banço. Erol, Erol. Erol Ulusoy. Sen tanıyor musun? Tanımazsın. Sen Erkan tanıdın, şeyi tanıdın ya. Ersin'i gördün, Erkan'ı gördün. Sen tanımazsın. Allah Allah. Olabilir, doğrudur. Ben şeye, oraya çıktım dedim ben ona da. Ya diyor, nasıl çıktım dedi. Bir dünya yol dedi. Seviye çıktım dedim de. Nasıl? Mat ediyor, mat ediyor. Ben de valla dedim, yanımda Hüseyin var dedim. Hüseyin biliyormuş dedim. Beraber çıktım dedim. Yollar nasıl? Yol tabi ben daha çıktım dedim. Ben de dün dedim, dün çıktım oraya dedim. Var. Zaten arabayla gittik işte. Yok oraya Alayura'ya gittik. Benim İstanbul'dan şeyim vardı. Tanrı var. Ayrı dostum da kalanımız var. Ayrı acada. Onları ziyaret ettik işte. Onu görmedim. Onu görmedim aslında. Dönmeden de gördüğüm iyi oldu. Onları gördüm. Ondan sonra amca kızını ziyaret ettik. Thank you.
Ne Neden arayacak? Bir şey diyecek yani. Sağ ol. 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 Sağ ol.
abi. Buradan mı gittin? Şey diyeceğim, akşam akşam var mı? Çok güzel bir şey. Ha, o güzel.
efendim Serkan. Ne yaptın nasıl? Bolu Doğu'dan çıktın, eski yoldan, yolun tamam kapalı. Kazan var, ne bak, tren geçiyor. Çok yoğun bir trafik yapıyor ya. Vallahi billahi ya. Ya, hayırdır? İstanbul, İstanbul olsun yine su kaldırırdı. Sağdan soldan bulmaya çalışıyorduk da. Sürat. Açmam lazım. Orada yok. O tarafta kesin yok yani. Anladın mı? O taraf
tuz var ya şey, tuzlu. Tuzlu mu? İki asıl bu olur. Bir dakika dur. Suyu bırak mı? Geçim adına kusurlanmış olur. Kötü bir şey. Tamam abi, şimdi iki dakika. Bu iyi olmuş. İki dakika abi. Evet arkadaşlar, şu an Türsan tesislerinde bir 15 dakikalık mola veriyoruz. Gördüğünüz yolları, trafik, felç, her yerde fel felaketi, Bolu Dağı'nın girişi, Bolu Tüneli'nin girişi arkadaşlar, keza öyle. İşte Zonguldak tarafında yine yollar çökmüş vesaire vesaire. Şu an Temmuz ayının ortasındayız ve duruma bakın arkadaşlar ya. Şu an Türkan Turizm'le yolculuğumuz devam ediyor. Bolu Dağı'na da indik arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burada bir 15 dakika mola verip yolumuza devam edeceğiz. Bekliyoruz. Bayağı maceralı bir yol oldu arkadaşlar. Hadi bakalım yola devam. Telefon açıyor. Bir tanesi yanlış yapmış, telefon açıyor. Araba...
düştün? Dönmeler acımaz. Nasıl geliyor şu okula? Tamam, küçük yerlere ben geliyorum. Abi, Bostancı'ya kadar yürüyorum. Seri git. Yapacağın işlerin hiçbir şey seri git. Tamam mı? Ciddi söylüyorum bana. Sen yırttın ağa seyretti de, doğru mu? Yola yırttın de, yola. Yapacağım bir şey yok. Boş ver, ben bu gün deyim ya, ne şey yapıyoruz ya. Şey var sadece bize oynamak. Gerisi Çevrenden ne var? Yeter kaç tane? Konuşun lan. Patır patır atır atır. Ne olur da? Yer atır vereceksin. Yani ben pilavasını ağır diyeceğim. Gel diyeceğim. Düğün çeyiz herhalde ya. Düğün çeyiz. Köyden ağır gelsin. Arta kata kalsın. 15 dakika veririm abi. Ben şimdi şey pilavasının içine de çıkınca herhalde.
Kavandan Zonguldak sapağındaki trafik bu adamdan mont oldu geçti. Böyle aklı verip acı çeke çeke. Evet, öyle. Çapalarda. Tabii ben o arada. Buraya milletin kullandığı yemezler. Laf var, laf. Thank you.
Hadi canım sen. Lan siz var ya siz. Lan siz de şu an hemen evin var ya. Siz var ya tam siyasetçi olacak adammışız. Bilmiyorum seviyorsun. Seviyorum seni. Ben o siyaseti yapabilseydim YTT'den kaçmazdım ya. Aman kalsın abi sonra ben de bence bu. Bağlanan yol bir kilitlendi.
Allah petrollar ya. Bu da ondan sonra. Tribü atıyorum.
götürdü. Sen kutu var üstüne açtın. Başka hiçbir şey yok. Evet. Ev bile kıyadet. O da babası kalmış. Babasının Avrupa'da bir şeyle yapmış. İstanbul'da. Romanya. Evet, şöyle diyor. Ama öyle bir şey varsa halden giren niye izliyor? Şunu. Mobilya var orada.
yolculuğum ben. Sen de abi. Hadi sana da. Mesafe mi abi? Otogarına 37 dakika gösteriyor ikinci köprüden. O zaman bir şey yok. Hı-hı. 37 dakika normal. Yani kırmızı. Şöyle bir kırmızılık var bakalım. Bir şey yok. Hani belki 37 dakikaysa bir şey değil. Altyazı M.K.
zaten. Tamam. Giderim. Saat 21.34 ve arkadaşlar İstanbul tepe üstünde otobüsten iniyorum. Yolculuğumuz burada sona eriyor. Türkay Turizmi Esenler, önce Ali Beyköy'ü sonra Esenler'e uğurluyoruz arkadaşlar. Ben yolculuğumu burada bitiriyorum çünkü diğer bir yakaya geçmek istemedim. Hem Muğla'ya dönüş otobüsüm de var. Gecikecektim, gerek yok. O da buraya gelecek zaten. Birazdan Dudullu Terminali'ne gidip eve döneceğim artık arkadaşlar. Bu yolculuk da burada bitti. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.